Evet sevgili üye arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Size özel soru cevap videosu yayın şeklinde değil video şeklinde ee, hemen başlayayım. Aleyküm selam bu arada e, sorusuna cevapladığıma hem kalp hem beğeni atacağım. Belki postu silebilirim. Silersem de niye sildin hocam ben daha soru soracaktım demeyin. Çünkü çok fazla soru var herhalde 500 tane soru var hemen başlayalım. Nasılsın tatil nasıl geçti çok şükür güzel geçiyor daha da güzel olacak inşallah. En yakın zamanda ne zaman yayın açarsın? Ee, 2-3 Temmuz gibi. Emekten teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu arada Fenerbahçe transfer marketi açmam lazım. Ee, niye olduğunda az sonra sorularda cevaplarken anlayacaksınız. 6, 6 tra numara transfer için son durum nedir? Vinicius Souza. Şimdi arkadaşlar hemen hemen hepsi aynı şartlar içerisinde. Vinicius'u vermek istemiyorlar. Bilginiz olsun. 1. Vermek isteseler Vinicius'la biz anlaştık. Takım vermek istemiyor. Ama biz en çok Vinicius'a uğraşıyoruz. Carvalho için Galatasaray teklifini yükseltti. Şöyle yaptı böyle yaptı. istediği kadar yükselsin. Yani Jesus'un bir telefonuna bakar. Almak istersek alırız ama e, öncelik değil. Ara oyu 3 milyon euronun altında almaya çalışıyoruz. Becerebilirsek hani en e, transferi yakın isim o. Sergio Oliveira'ya evet fiyat sorduk, sordurduk. Bakalım sonuç ne olacak? Bertrand Traore hala aynı stabil. Forvet transferi hala aynı stabil. Ama forvet transferinde süreç uzadıkça benim duyumların gerçekleşme ihtimali artıyor. Niye? Ben açık söyleyeyim dedim. Temmuz'dan önce beklemiyorum. Hatta 3 Temmuz'dan önce forvet kapı beklemiyorum. İsterseniz topa tutun. isterseniz üyelikten çıkın dedim. Ama duyumlar bu şekilde dedim. Yani şu anda videoyu çektiğimde 26 Haziran arkadaşlar. Belki yüklenmesine 27'yi bulur diye söylüyorum. Az bir süre kaldı dediğim tarihe. Bilmiyorum farkında mısınız? Aynı sorulara cevaplamayacağım bu arada. Nasıl olsa cevapladım diye tekrar tekrar da yorulmanın lüzumu yok. Transfer açıklamalarına bu kadar uzamasının sebebi çok kaliteli oyuncular gelecek olduğu için mi? Hem onun için hem de gidecek arkadaşlar için. Bakın 1 Temmuz'da takım gitmiş olacak. Avusturya'ya gitmiş olacak 1 Temmuz'da. Haliyle kamptaki son günler bugün 26, 27, 28, 29 30. Bu 5 gün boyunca giden kaplarına hazır olun. Belki 8 tane giden kapı olacak. Belki 3 tane giden kapı olacak. Ozan Tufan'la başladı seri. Transfer marketi niye açtım? Şu yüzden açtım. Şu an için Kim 1 Salahi 2, Tisserant 3 Lemos 4 Novak 5 e Osayi 6 Osayi 6 Gustavo 7 Crespo 8 Zaits 9 bu sayı saymıyorum. Transfer markta bir güncellese 9. Rossi 10, Pelkas 11, Berisha 12, Valencia 13, Samatta 14, Buruma 15 e ve Lincoln 16. Arkadaşlar 14'e düşmeyecek yabancı sayısı. Yabancı sayısı 12'ye falan düşecek. Yani 3-4 tane göndermek istediğimiz isim var. Haberiniz olsun. Jesus verdiği sağ ayaklı olduğu için sol bekte atakları aksatır yavaşlatabilir diye sol bekte değil ileride veya o Şimdi Jesus kanatlarda ters ayaklı oyuncu oynatma fetişizmine sahip bir isim. Rossi sol kanattaysa İrfan sağ kanatta. Bakın dikkat edin bizim sola almak istediğimiz oyuncular sol ayaklı. Ben bu yüzden Bertrand Traoré'ye mantıklı bakamıyorum. Bak Emre Mor, İrfan Can belki sol kanadın sağ kanadımız belki bu ikisinden oluşacak. Çok da çıtayı yükseltmenin lüzumu yok. Forvet transferi kesin ne zaman sonuç? Beni 3 Temmuz'dan önce beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Sol bek transferi olursa, şimdi sol bek transferi konusunda anladınız mı? Uğur Kağan, Yıldız bile parlıyor. E, Çağatay sakatlandı. Allah'ım ya Rabbim çözemedim. Enteresan bir şekilde hazırlık maçında hemen sakatlanması. Ha hayır için hayırlısı belki budur dedim. Hani Ferdi'yle Merdi'yle sezon bitmez. Asıl plan şu. Ferdi'yi öne çekip joker kullanmak. Sol kanat jokeri, sağ kanat jokeri, 8 jokeri, sağ bek jokeri, sol bek jokeri. Joker oyuncu olarak oynatma düşüncesi var ve oraya kesin kes bir sol bek alma düşüncesi var arkadaşlar. Ama Ferdi yavaşlatıyor. Wellington iyi aşama kat edilmişti. Marcelo'da her konuda anlaşılmıştı ama tereddütler hala sürüyor. Ha şu an için gördüğüm gözlemlediğim belki Wellington olur. Ben Marcelo'dan vazgeçildiği görüşündeyim. Onu söyleyeyim. Burak Kapacak iyi bir sabek izlenim verdi. Ben o sayı o sayı Burak Kapacak'la bitti diyorum sabek transferi. Hiç kimseye de inanmayın. Gabi durum. Gabi için ne kadar istiyorlar? 8 milyon euro arkadaşlar son çaremiz. %50 ve oynatma hakkı. Bu son çaremiz. Total isteyin diyoruz 23 diyorlar. Biz totaline kiralık işte e, hani kiralama opsiyonu, zorunlu satın alma opsiyonu, cart cart 12-14 arası bir fiyat teklif ediyoruz. Yani madem 8'e yarısı alınabiliyor. Full 16'dır. Hem bizim işimize gelsin hem siz işinize gelsin diye. Şu an dikkat edin. Gabi golü taraftarları yuhalayacak. O sürece geldik. Yani diyecekler ki sen topçu musun diye. Fenerbahçe taraftarları da çöplemeye başlayacak. Orada bir artış olabilir. Biraz stratejik şeyler. Atilla giderse yerine kim düşünüyorum? Fransız. Fransa'daki arkadaşın adını verdim ya. Neydi? Penetra mıydı? Alexandre Penetra. Keşke bizim medyadakiler hiç konuşmasalar, sussalar. Çenesini kapatsalar. Bu ee... Penetra mıydı ya? Yok Fransa milli takımda oynamış bir oyuncu vardı ya. Ha, bu da düşünülen isimlerden biri. Bu muydu ya? Portekiz U21'den. Bu e, sağ ayaklı bir de sol ayaklı bir eleman var ya. Fransa milli takımda oynamış zamanında. Bunun da 3 milyon euro piyasası var. Onun da var da... Adı aklıma gelmedi. Zayis Pelkas İrfan'a teklif var mı? Zayis Pelkas'a var. İrfan'a yok. Rossi son durum devam. <laughs> Tabi gol Cuma'ya netlik kazanır mı? Ee, 1 Temmuz'a kadar kazanır. Yani açıklanması kapı belki 3 Temmuz'u bulur da 1 Temmuz'a kadar netlik kazanır. Ben size şunu söyleyeyim. Cuma'ya kadar Hatta cuma demeyeyim, cumartesiyi dahil edeyim. 2 Temmuz'a kadar inşallah Fenerbahçe'nin forveti %100 netleşir. Dinamo, Kiev maçına çözülür mü haliyle otomatikman sorunun cevabı da çıkmış oluyor. Orta sahaya sizce Carvalho mu, Souza mı, Arao mu gelir? Ya Arao gelir gibi duruyor ama ben Vinicius'u istiyorum. Verdiği sormuş. Forvet transferi, orta saha için yeni gelişme. Ha şunu söyleyeyim, ikisi birden alınabilir. Hem Olivier'e hem Vinicius alınabilir. Hem Arao hem Vinicius alınabilir. Hem Arao hem Olivier alınabilir. Bilginiz olsun. <laughs> Kanat transferi son durum. Ya son durum şu an sadece Emre Mor'un adı geçiyor. Gidecekler de son durum. Ee, bu arada iki, iki numaralı isim Buruma'ydı. Bir numara Bruno Henrique'ydi. iki Bruno Buruma'ydı. Üçüncü isim, dördüncü isim falan filan e, gidip geliyor ama Ben Trabzon'da bizim istediğimize yanaşmıyorlar. Yanaşsalar direkt ben tarafta çekebiliriz ama ben zannetmiyorum ya. Ben Emre Mor dışında kanat alacağımızı zannetmiyorum. Gideceklerde son durum, gideceklerde son durum karışık arkadaşlar. Mesela diyor ki Jesus, Jorge Jesus var. Ben kendimi kanıtlamak istiyorum diyor. Jesus da diyor ki kendini kanıtlamak isteyen futbolcuları buyurun ben maça tabi tutuyorum. Şu iki tane maç sadece bu yüzden yapıldı. Yani sadece kendini kanıtlamak isteyen futbolcular için. Hani e, amatörde falan oynayan arkadaşlar bilir seçmeler yapılır. Bu iki maç seçme maçıydı. Bir nevi seçip değerlendirildi futbolcular. Mesela Berisha e geçer not aldı. Bak Berisha e, hani o sayı Berisha e şu bu e, Samat'ta geçer not alamadı. Gustavo alamadı. Lemos alamadı. Novak alamadı. Bunlar geçer not alamadı bilginiz olsun. İrfan geçer not aldı. Bundan olur denildi. E, Crespo geçer not alamadı olarak algılamayın. Sakatlıktan yeni döndüğü için onun için değerlendirme biz gidecekler olarak düşünüyoruz. Gabigol'a 18 sonrasına pay verip bu kadar masrafa gideceğimize Erison, Carlos Vinicius ikilisi 12-15'e alınmaz mı? Hmm. Erison için 5'e serbest kalır maddesi var ama tereddütler var. Carlos Vinicius için hani 5'e 10'a alsan 8 milyon euro transfer market değeri var. Ancak arkadaşlar ciddi bir sakatlığı var Carlos Vinicius'un bilginiz olsun. Çok ciddi bir sakatlığı olduğu için Fenerbahçe'nin buna yanaşacağını zannetmiyorum. Haberiniz olsun. Ama takip edilen ilgi olan futbolculardan biriydi. Sakatlık durumu. Yannis Hamaçe veya başka bir sol bek var mı? Ee, bu da gündemdeki isimlerden biriydi. Şu an de işte bekliyoruz. Açtım playlisti sabahtan beri oynuyor. Allah razı olsun. Orbet için en güçlü adam. Sizce forvet için alınacak isim beklediğimize değecek mi? Bence değecek. Niye değecek? Bu kadar uğraşıldı. Bak bu Carlos Vinicius, Seferovic, Arnavutovic. Ee, bunlar alınmak isteseydi 50 kere alınırdı. Vedat, Şörlot 50 kere gelirdi bunlar. Kanatlara hızlı bitirici mi alınacak? Emre Mor'dan sonra bitecek transfer. E, ee, orta saha defans dediğiniz oyuncular. Benim tek sorum var. Sence Gabigol meselesi uzadıkça geçen seneki Şörlot meselesi gibi uzar mı? Burada elimizi kurtar... Kurtaran, bağlamayan sebep şu. Geçen sene biz Sherlock için kulübüyle anlaştık. Oyuncunun kendiyle de anlaştık ama oyuncunun tereddütleri vardı. Hani başka yerden gelirse en azından göz önündeki bir lige gideyim falan filan hesabıydı. Bu sene oyuncunun kendisiyle anlaştık. Kulübüyle anlaştık fakat biz dedik ki bu şartlar bizim için ağır. Biz oyuncu satalım, satıştan gelen para dedik. Gabigol olayı da böyle. Gabigol için yani e, manevi çocuğu gibi ya Jesus'un. Hani gel dediği anda gelecek gibi. Hani Alo ben Emre abinin üst versiyonu gibi düşünün. Biz son güne kadar ille de Gabi gol deyip peşinde kalır mıyız? Zannetmiyorum inşallah olmaz. Sıradakine geçelim arkadaşlar. En geç 10 Temmuz'da sonuçlanmalı. En geç 6 Temmuz'da sonuçlanmalı forvet. Yüksek tempoda pres çok sakatlık doğuracağı için ekstra önlemler. Güzel bir soru. Ekstra önlem şu bazı mevkilerde üçer isim. Jesus hücumdayken 2-1-4-3 gibi bir dizilişe geçiyor. 2-5-3'e geçiyor. Doğru. Davana önüne top kesebilen bir altı numara mı daha iyi olur? Yoksa modern denilebilecek pasları iyi geriden oyun kurabilen bir altı numara mı? Ee, Valla hem top kesebilecek hem geriden oyun kurabilecek hem de pasları isabetli. Zaten dikkat edin bu William Carvalho bu yüzden isteniyor. Vinicius tam bunu karşılamıyor. Vinicius biraz daha 8 gibi. Oliveira biraz daha 8 gibi. Anlatabiliyor muyum? Şu an medyada çıkan kanat oyunculara bakarak kanat oyuncularımız buruma gibi adam geçen hızlı kanatlar mı olacak? Ee, bir kanat buruma gibi hızlı diğer kanat skorer. Hani benim bir tabirim var ya arkadaşlar. Şapkadan tavşan çıkaran diye. Şapkadan tavşan çıkaran. O yüzden Emre Mor düşünülüyor. Ama aynı zamanda hızlı olacak. Barb olsa olmazsa Allah göstermesin kime yöneteceğiz? Arkadaşlar çok net bir duyum olarak bana dembele denildi. Hani Barbosa olsa olmazsa dembele denildi. Ama şimdi e, ne desem olmaz. Orada Danilo Pereira ismi yazılmış. Bu isim şu yüzden arkadaşlar. Hani e, nasıl anlatayım size? Ya biz bir deneyelim, tuşlara bir basalım. Hangisi olursa ismi bu. Ya da e, biz birazcık hızlandıralım süreci. Anlatabiliyor muyum? Bak biz işte size kalmadık arkadaş. Biz gidip bunu da alabiliriz diye bir tehdit gibi düşünün. Bir nevi tehdit yani. Bu da tabii Fenerbahçe'nin işine gelir inşallah. Kendinize soru sorun bulamadım. Kendime soruyu şöyle sordum. Az önce Crespo sorusunu sormuştum. Şu soruyu sorayım. Ee, sen hocam Mustafa Hoca olarak sen sürpriz bir isim söyle. Yani de ki herkes şunu beğeniyor ama ben istemiyorum takımda. Sürpriz bir isim. Yani ben kendime bunu sorardım. Sürpriz bir ismi isteme takımda. Atilla Salahi'yi istemiyorum. Kesinlikle Atilla Salah'ı bu sistemin adamı değil. İstemiyorum bir. İkinci sürpriz bir isim hocam. İkinci sürpriz isim. Tuhaf kaçacak biliyorum ama Novak'ı istiyorum Fenerbahçe'de. Normalde geçen sene Novak'tan nefret ediyorum. Gitsin diyordum. Novak kalsın istiyorum. Çünkü tam sistemin adamı. Bu sistemin adamı ve çok da gol atar. Trabzon'daki Novak performansını gösterir. Doğu Yubuk anlaşamamış eee gol olmazsa falan filan doyuk ben kalacağım. Savaşta şey yapacağım. Ben savaşacağım. Ben arkadaşlarımın yanında duracağım falan filan diyordu. Ama e, hani, duyumcu arkadaşlar görüşme var falan filan diyor. Evet hayvan gibi gol atmış Ukrayna liginde. Baktığın zaman bizim o istediğimiz Bertrand eden falan filan çok daha iyi bir performans. Ama gelmeyeceğim diyordu. Yani ben ülkem dışına çıkmayacağım. Ben ülkemi seviyorum. Suriyeli değilim falan filan diyordu. Bilemeyeceğim. Çöplere talipler var mı? Var. Elde patlamaz değil mi? Birkaç kişi elde patlayacak gibi duruyor. Özil'in affedilip oynama ihtimali şimdilik yok. Abdülkadir'den vazgeçince başka stoper bakılıyor mu? Yabancılar bakılıyor. Marcelo'yu bekliyorduk. Vazgeçtik gibi. Basketbolda gelen giden dekolonun kalma ihtimali yüksek. Formalar 3 Temmuz'da açıklanacak. E-spor branşı şu an rezil olmakla hiç maç kazanamadan gidiyor. Emre Aksoy denen kişi tarafından küfür edip kulübün verdiği bütçeyi kendi tatil için kullanıyor hocam. Ya beni e sporu normalde şey zannediyordum. Yani böyle 11 tane arkadaş bir araya geliyor. Peste. Harbi söylüyorum bak ben böyle bir şey zannediyordum. Peste. <laughs> peste böyle 11 kişi bir araya gelip birisi kaleci oluyor, birisi stoper oluyor falan zannediyordum da lol oynuyormuş. Ya bu futbol dışı branşlara çok şey yapmıyorum arkadaşlar. Ee, yani bana çok mantıklı gelmiyor. Onu da konuşmayı da istemiyorum. Benim sorularıma ne? İyi tutuluyormuş. Ben tutmuyorum. O yüzden bilmiyorum. Crespo, Rossi Zeiss olma durumu nedir? Zeiss %90. Rossi şu an için %50-50. Crespo içinde Hazır teklif gelmişken değerlendirelim mi denemesi var. Gustavo Mesut. Gustavo yıllık ücreti düşük arkadaşlar. 2.7 falan değil. Düşürdük onu haberiniz olsun. Ee, Yıldız ismiyle ilgileniyor muyuz bunlar? 6 numara eski oyuncumuz Ceyilson'un almamız nasıl olur? Bak süper olurdu. Tam aradığımız isim. Teknik, genç, dinamik. Ama onun da top alma özelliği biraz zayıf. Yani top çalma özelliği zayıftı. Jailson 8 gibi oynayabilir. Hani hem, hem Crespo hem Jailson yan yana oynasa biz çağ atlardık. Onu da söyleyeyim. Uğur Kağan için aşırı teklif var. Uğur Kağan Yıldız için aşırı teklif var. Aşırı isteyen var. Elde tutmaya çalışıyoruz. Arda Okan Kurtulan için aşırı teklif var. Hatta bize satın geri alma opsiyonu aynı fiyata geri alma opsiyonu koyduralım diyenler var. Misal 250 bin euroya satın 250 bin euroya geri alma diyenler var kafamız çok karışık ama alt yani U19 takımımızdan falan bayağı oyuncu gidecek gibi. Stoper. Estor reforması gene defans oyuncusuna teklifimiz var mı? Basın uydurdu haber mi? Az önceki genç ise gündemde. Forvet transferi. Önelim maçına kadar. Giden sayısı bugüne kadar. Forvet be planı. 6 numara. Sol bek. Yedek kaleci. Yedek kaleci için Ertuğrul deneniyor şu anda. Jesus'un en az önem verdiği mevkiyi Kale mevkisi. Yani bilginiz olsun arkadaşlar. En az e, önem verdiği mevki kaleci mevkisi. Ortada da böyle bir durum var. Ha. Belki de Kasımpaşa'ya bir göz gözdağı veriyoruz. Diyoruz ki bak Kasımpaşa sen bize vermezsen hiç sıkıntı değil bizim için. Biz bununla devam ederiz. Ertuğrul da sen de oynamaz. Sen de kaybedersin. Biz de diyoruz. Belki de bir şeyler biraz sarkıyordur arkadaşlar. Geçen gün bir kardeşim Serkan Kırıntılı boşa çıkmış diye söyledi ama 37 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık daha sözleşmesi var. Bilgisi olsun arkadaşımızın. Belki haberi yoktur. Ee, bu sene Şubat'ta sözleşmesini uzattı. Abdülker'in parasına 2 oyuncu gelme ihtimali var. Var, var, var. Çok güzel soru Aykut. Aykut süpersin. Aykut. Ee, alt liglerde ilgilendiğimiz bir genç kardeş var. Belki de süper ligden alt lige düşen bir genç stoper var. Bir de e, bu Fransa milli takımda ya bu elemanın adını bulun yazın ya eskiden Fransa milli takımda oynamış 3 kez 23 yaşında hani ben hatta e, Ersan'a da kızdıydım e, bu çöpümü getirecek dedi adam milli takımda 23 yaşında oynamış diye şey yaptıydım Bu hafta toplam kaç kap olur şunu söyleyeyim 8-9 tane kap olabilir. 3 Temmuz'da dahil ediyorum. 3 Temmuz'a kadar 8-9 tane kap gelebilir arkadaşlar. Arka arkaya, peş peşe, giden gelen karışık. Kiralamalar, fesihler. Ee, bu arada şunu yaptığımız zaman arkadaşlar, oraya önemseyin ha. Şöyle yaptığım zaman. Durduk yere yapmıyorum ya. Videoyu durdurup da yapabilirim. Sinüzit olduğum için orada bir nefes yapıyorum. Buna dikkat edin. Bir, ikinci sakal kaşımaya falan dikkat edin videolarda. Aboneler var ya, yani... Değer bilse de çok güzel uyumlar var. 6-8 oynatmak istediği sistem. Oynatma oynayacağımız sistem şu. 4-1-2-3 hücumda. Şey pardon savunmada 4-1-2 şey 4-1-2-3 ya da 4-2-3-1 savunmada. Ofansta ise iki stoper. Önle yani ara, ya böyle de küfür gibi oluyor. 2 <laughs> stoper ortalarına ön libero gelecek. 3. Merkez 2 orta saha 2. 2 kanat beki. 4. Ee, 10 numaradaki kişi. Kanatların birine kayıp kanat forveti forvete yardımcı gittiği zaman. Yani 3-4-3'ün üç, ya da 3-4-3 ya da 3-5-2 gibi de desem doğrudur. Ya da 2-5-3. Yani ön libero'yu orta sahadan say. 2-5-3'e ee, dönülecek. Sistem %100 yüz olarak bu arkadaşlar. Artık %100 yüz olarak bu. Marcelo, Mesut kafasında ha kafasında ilk resmi maçta garanti 11 diyebileceğin kaç kişi var? 3-4 kişi var. Ee, 5-6'ya çıktı bu sayı ama millilerde bir gelsin bakalım. Bu sezon ödediğimiz en büyük bonservis bedeli. Bak şunu söyleyeyim uzun yıllardır biz yüksek bonserviste kimseyi almıyoruz. Bu sene o değişecek. Atilla Tarzı sana bilmeyen 2-3 e, kişi var. Ya bu geçen Ahmet Bence e, Bombeyli'yi sordu bir kardeşimiz. İlkan sen mi sordun lan terbiyesiz adam niye çeneni açıyorsun? Bu çocuk scouting. Ahmet not here. ben bu arkadaşlar. Bu çocuk scouting. 1.5 milyon euro piyasa değeri var Cezayirli. 22 yaşında e, 1.90 boyunda. Forvet zaten Rogon. Bizim ilgimizden sonra bu çocukla sözleşme imzaladılar. Sol ayaklı, forvet bilginiz olsun. Cezayir Ligi'nde 29 maça çıkmış. 14 gol, 8 asist yani 22 gol katkısı 2422 dakika. Bu devre arasında yazın bu çocuk gelebilir ya da yazın haberiniz olsun. Ama yalvarırım herkese açık diğerleri sormayın. Mümkünse herkese açık yayınlarda transfer sorusu sormayın. Mesut için görüşme olacak ne demiştiniz? Sonuç yok. Ya Ersan. Carvalho Oliveira gelme ihtimali yüksek olduğunu söylemiştiniz. Ee, Carvalho için geri dönüş yaptılardı. Yani bizim şartlarımıza indiler. Biz biraz daha indirme peşindeyiz. Dediğim gibi Galatasaray teklif yap. İstediğini yapsın. Fark etmez. Belotti olabilir mi? Belotti zannetmiyorum. Belotti'nin Türkiye sınırlarına geleceğini zannetmiyorum. Bilginiz olsun. Yavşak diyeceğin çok fazla para istedi. Eğer bizim o istediğimizde gelecek olsaydı biz 10 gün içinde 15 gün önceden aldıydık onu. Golcü kanat gidecekler, gidecekler ne zaman belli olur? Gidecekler belli. Kimin gideceği belli. Merak etmeyin kimin gideceği belli. Ancak şu belli değil. E nereye gidecekler? Yani nereye gidecekler? Ondan sonra ben karıştırıyorum ya sayfalarım. Jesus eldekilerden ne çıkartır? Çok güzel bir soru Enesciğim. Jesus sizin inandığınızdan çok fazla inanıyor. Diyor ki benim elimdeki kadroya hiç transfer yapmasanız bile ben bunları şekillendirip ben bunların üstüne koymasını sağlayıp ben bunlardan çok güzel bir yemek çıkartırım ortaya. Lig için yeterli Avrupa için de kısmen yeterli. Eğer hedefiniz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaksa. İnanın yeterli diyor. Birkaç tane rotasyon oyuncusuyla ben bu işi çözerim diyor. Bakın iki tane transfer geldi şimdiye kadar. İstesek bu transferi 7-8 de olurdu. Hatta Abdülkerim'i de sayın. Sonunda kendi döndü. Onu da saysan 3. E Marcelo zaten anlaşmıştın. 4. E Bruno Henrique ile anlaştın getiriyordun. 5. Bak 5. Gabigol ile uğraşıyorsun 6. Belki 6'sına işi bitirecek. Carvalho ile dahil et 7. Her şartta 7 tane transferin hemen hemen tamamdı. Adam yedi transferle iş bitti diyordu. Ama eldekiler gitmiyor. Öyle bir sözleşme yapılmış ki futbolcuların. Aklınız durur. Tolisso ihtimali yok. Görüşülmüyor. Yalanlamak zorunda olduğunuz transfer var mı? Ee, bunu size söyleyemem. Belki size de yalanladığım bir transfer vardır. Sadece WhatsApp grubuna özeldir. Daha doğrusu bilinmesin diye susuyorumdur. Bunun en iki devrası düşünmeyiz. Rodrigo Caio Instagram'dan Jesus'u takip ediyor. Güzel. Bu ismi ben vermiştim size hatırlarsanız. Düşünülen isimlerden bir tanesi. Ee, 28 yaşında çatır çatır da stoper. Fakat fakat Flamengo'da bazı iç karışıklıklar var. Onların çözülmesi lazım. Bu ismi ben demiştim size ya. Eminim ben. Hatta herkesin Abdülkerim dediği anda mı demiştim? Neyse. Josef'i 8 milyon euro almıştık. Soğuz'a daha düşük parayı alma durumumuz. Arda Güler'in sakatlığı tamamen geçti. Rotasyon mu as mı? Buna kendi karar verecek. Kendi performansı. Mariano Diaz. Mariano Diaz Allah aşkına Fenerbahçe'ye bunu mu layık görüyorsunuz? Son 4 sezonda adamın doğru düzgün oynadığı top yok. Doğru düzgün oynadığı maç sayısı yok. Yapmayın etmeyin ya. Benim hayalimdeki ben Gabi golü getirmeye çalışıyorum. Tamam benimki ütopik. Kabul ediyorum. Benimki yüksek bir ihtimal. Hani şey, düşük bir ihtimal. Kabul ediyorum benimki uçuk. Eyvallah başım gözüm üstüne. Ama sizinki de saçma değil mi? Emre Mor bizde mi? Vallahi Allah'tan bir mani gelmezse, son anda dönmezse, menajeri yüksek para istemezse, iste, isteyen bazı kulüpler var. Salça olan süperlikten bazı kulüpler var. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Takıma en yakın oyuncu Emre Mor. Galatasaray bizim ilgilendiğimiz oyunculara teklif yapması. Başkanın bir planı var mı? Var. Biz de onların yapıyoruz. Beşiktaş'ın Galatasaray'ınkine. Sol taraf Buruma, Rossi nasıl olacak? Şu anda Fenerbahçe'de Buruma, Rossi, Valencia, İrfancan, Ferdi, Emre Mor. Hani e, ihtiyaç duyulursa Burak kapacak. O Bunların hepsi kanat oynayabilir. E, Stoper Abdülkerim, Belotti, Emre Mor, Belotti, Gelecek olası kadro. Olası kadroyu 3 Temmuz'daki yayında yapalım. Salahin'in yerine sol bek, forvet. Soru sorma ihtiyacı duymuyorum. Sen gerekenleri veriyorsun demiş. Allah razı olsun Hüseyin Torul o zaman. Calvario'ya Galatasaray'a engel olmaya çalışıyor. Dediğim gibi istediğimiz zaman bir telefonla hallederiz. Luca Orellano bizde bir transfer hedefi mi? Bu muydu lan yoksa? Yok Arjantinli kanat. Ee, Sarsfield Veles Sarsfield'ın futbolcusu. Sağ kanat. Sol ayaklı mı? Sol ayaklı. Ee, bunu geçelim. Barış Sungur diye bir adam vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ne oldu? Göndermeye çalışıyoruz. Hocam biz üyeyiz. Bize de mi soru geçiyorsun? Ee, zeki üyeyseniz size de soru geçiyorum. Zeki değilseniz kendi kendinize soru sorup durun. İsmail Yüksek Uğur. Lan. Rıdvan <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın. Ee, Kampa kimler gitmeyecek? Ha güzel bir soru. Sizin çöp dedikleriniz hemen hemen hepsi gitmeyecek. Bir işe gidecek. Bir de birkaç gün daha birlikte idman yapılacak arkadaşlar. Yani 27'si yarın 27'sinden itibaren 2-3 gün daha idman yapılacak. Dedim ki bu hafta biraz zorlu geçecek. Kampa transfer edilmek kamp süresince iki transfer bekliyorum. Senin soramadığını sorayım Bünyamin. Yani 7, 1 Temmuz 7 Temmuz arasında iki transfer bekliyorum en az. Gelen transferi. Gidenlerden bahsetmiyorum. Brentford, Forvet, Erison için uğraşıyor muyuz? Erison için 5 milyon euro teklif var. İstediğimiz anda alırız. O yüzden daha iyisini bekliyoruz. Tabi gol. Aleyküm selam. Danilo haberi aldı. Mantıksız geliyor. O sahi varken ama o Danilo, Danilo değil. Ee, orta saha olan Danilo, sağ bek Danilo değil. Bu dediğim gibi ya hani bize fut, for, transferi versinler diye biraz şey yaptığımız olay. Yusuf Mert Yıldırım ne oldu? Bu kimdi ya Yusuf Mert Yıldırım? Ha bizim Fenerbahçe'nin futbolcusu sözleşmesi feshedildi. Ya arkadaşlar altyapıda bilmediğiniz çok olay oluyor. Sigara içen mi istersin? Instagram'da saçmalayan mı istersin? Canlı yayında söven mi istersin? Çok kafaya takmayın o yüzden. Bazı şeyleri. Vallahi arkadaşlar şimdi en yeni dedim. Cevaplamadığım soru var mı diye bakıyorum. Hepinizin sorusunu cevapladım. Şimdi ben videoyu çekmeye başladığım andan itibaren de soru sormuşsanız cevaplayamadıysam da kimse de kusuruma bakmaz inşallah. 61 tane soru olmuş. 61 tane yorum diyor. Her birisini üçerden hesaplarsanız 180 tane soru. Soruların içinde soru soran da olmuş. Yani 500 tane soru derken abartmıyorum gerçekten de. Ama şöyle aynı sorular çıktığı zaman 40 tane falan kalıyor. Yeter sizin sorularınız. Bir tane daha önce en yeniler diyeyim. Hatta bir de şöyle yenileyim. Ee, bir şey söyleyecektim. Bir şey söyleyecektim ama ne? Fenerbahçe U16 takımı günde 5 tane maç ya. <laughs> günde 5 tane yapmıyor arkadaşlar. Aa bak bazılarına beğeni at dedim gitti arkadaşlar. Aa benim beğenilerin hepsi gitti ya hemen hemen. Ben hepsine beğeni atmıştım. İnternetin kötülüğünden dolayı gitmiş. Ben en iyisi bu postu sileyim. Sizler bilin arkadaşlar. Ya yeter ya sizin sorularınız çok sıkıcı. Çocuk suçu. Ahmet sen çocuk musun böyle sorun mu soruluyor. Merhaba çeşitli transfer market Mustafa Hoca kendi kendine soru soruyor. Bence en zevkli kısım burası. Hocam bir bizim kaç lira alma bütçemiz var. Tamam harcama limitleri pırt 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 çıktı da. Transfer market e, atıyor tutuyor da. Bizim UEFA ile yaptığımız Financial Fair Play anlaşmasına göre ne kadar alabiliriz? Arkadaşlar UEFA Financial Fair Play bize e, hareket alanı sağlıyor. Yani hareket alanı sağlıyor. Ancak diyor ki bize ben iki yani biz iki şeyi bir araya getirmek istiyoruz. Ya anlayacağınız dilde anlatayım mı? 25 milyon euroluk futbolcu al. Hiç sıkıntı değil diyor. Sattığın 25 olmasına gerek yok. Sattığında 15'lik olsun, 12'lik olsun ya da anlaşma yap satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Misal Ozan Tufan ya da şey Allah yer mesela opsiyona koydur. Satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Adam onu 10 milyon sattığı olarak görürüz diyor. Vesaire vesaire. Yaklaşık 25 milyon euro bonservis harcayabiliriz. Şu an hiç kimse parayla gitmesin. Hiç kimse gitmesin. 25 bonservis harcayabiliriz. Misal veriyorum Crespo 15'e gitti. 40. 25 artı 15'ten 40. Misal veriyorum işte Salah'ı 13'e gitti. 25 artı 15 artı 13 diye böyle böyle hesaplayabilirsin. Biz çöplerden az buçuk para bekliyoruz. Şimdi Jesus'tan önce futbolcular kulübü tehdit ediyordu. Misal Lemos gitmiyorum diyordu ben burada bitireceğim. Ama bizim operasyon direktörümüz ağızlarına acı biber sürüyor. Hadi gitmeyin dercesine. Bilginiz olsun. ay Ertuğrul Çetin devam edecek gibi. E, Ertuğrul Taşkıran sorusunu sorardım hocam. Ya bizim çocuğumuz değil mi? Yani e, sen demedin mi hocam? İşte hani 3 milyon TL bon servisi istiyorlar. Futbolcu parasını verip gelecek. Aynen öyle söylüyorum. Niye gelmedi hocam? Ben de bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum ama Ertuğrul Taşkan da 3 milyon TL istiyorlar. Ertuğrul kendi cebinden verecek. Biz de ödeyeceğiz bir şekilde. Bunu da söylemiş olalım. Ama bizim tereddütümüz şurada. Hani gerek var mı? Altay, Ertuğrul hatta hatırlayın Serdar e, Kulbilge'nin oğlu falan var. Bunları da söylemiş olalım. Murat Sağlam bizim topçumuz değil. bir. Sosa bizim topçumuz değil. 2. Kolkır bizim topçumuz değil. 3. Berke bizim topçumuz değil. 4. Lemos bizim topçumuz değil. 5. Ozan bizim topçumuz değil. 6. Dönme Değişme olmasa Mesut Özil bizim topçumuz değil. 7. Ee, Arda Okan'ı kiralık ya da opsiyonuyla alma önceliği opsiyonla vereceğiz. 8. Yani şu an için gözüken o. Ee, bazı mevkide de 3 futbolcu dedim anlayın diye söylüyorum. Mesela sağ kanatta İrfan 1. O Emre Mor 2. Lüzum da Valencia oynar 3. Sol kanatta Rossi 1. Buruma 2. Hani Ferdi'yi falan da oynatabilirsin. 3. Muhammed Gümüşkaya ismini hiç konuşmadım. Muhammed şu anda kimlik arayışı içerisinde. Onu da iyice deniyor her kanattan. Sormak istediğim soru Mustafa Hocam şu. Transfer market değerimiz kaç olur? Sizin en çok merak ettiniz. Allah'tan bir mani gelmese şu an 143 gözüküyor ya. Şu, şu an 143'ün üstüne çıkacağız gibi. Bunun benim için bir önemi yok. Sormak istediğim soru şu hocam. Yedek tuttuğumuz ama yüksek bedele gidebilecek bir isim var mı? Salahi yedek tuttuğumuz yüksek gidebilecek isim. Ferdiye merdiye teklif yok. Mesela Zayt 5 teklif var ama gitmiyor. Mert Hakan mesela. Siz Ali Koç'un satmam dediğine bakmayın. Zayt'sa 7 gelsin. Mert Hakan'a 7 gelsin. Pelkas'a 5 gelsin. Koşa koşa satar. Pelkas'ın geleceği yok. Yine de denendi arkadaşlar. Şimdi düğün müğün var. Evlilik mevlilik var. 3-4 gün daha Pelkas haberi beklemeyin. Ee, Doğubuk bu dediğim gibi onu söyledim. Ee, ya çok beklemeyin ya. ya Dediğim gibi eleman gelmeyeceğim Türkiye'ye diyordu Onu da söyleyeyim Ama sesinizi kesin Şu penetra falan için Partizan'da bir futbolcu var ee, Samet Bazdar Diye bir oyuncu var 18 yaşında Forvet Novi Pazar doğumlu. O çocuğu alıcı gözde izleyin değil mi? Hadi bunu da söyleyeyim. Alıcı gözde izleyin o çocuğu. Samet bazları alıcı gözde izleyin. Şöyle bir değerlendirin bakalım. Ee, onu da söyledim arkadaşlar. Başka da söyleyeceğim bir şey kalmadı. Kendi kendime soru, soru sorulmuyordu ya. Deli gibi oluyor insan. Kendi kendine soru sor bakalım. Kim oynayacak? Peki hocam. Allah'tan bir mani gelmezse çok iyi gidiyoruz. Allah'tan bir mani gelmezse oluşacak ilk 11'imiz. Allah'tan bir mani gelmezse şimdi transfer olmaz. Sonra bana demeyin ben üyeydim. Sen 11 verdin tutmadı demeyin. Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz ya da Penatra şey Fransız Fransız sol bek. Sol Ferdi şu an için. Orta sahaya gelelim. Crespo'nun tutulacağı söyleniliyor bana ama şu anki hamlelere göre gidecek gibi hamle yapıyorlar. Kafam bir milyon oldu. Gustavo'nun çıkışını sağlamaya çalışıyoruz. Crespo diyeyim. Bir. Crespo. Vinicius. Lincoln. Orta üçlüsü. Sağda İrfan. Solda Rossi. Orvette Gabriel Barbosa. Yedekler. Ertuğrul Çetin altyapımızdan çıkan Ertuğrul, Burak Kapacak, ee, o Penetra mıydı sabit Portekiz'de Kim Minjin'in yedeği o Penetra, Serdar Aziz, Ferdi'nin yedeği Çağatay, uğurkan ama oraya bir yabancı genç potansiyeli birini de düşünmüyor değiliz. Konan ee, ismi masada yok arkadaşlar bana duyum gelmiyor ben de şaşırıyorum sizin gibi. Ama orası karışık diyeyim. Şu an karışık. Tam %100 karar verilme deneme aşaması. Merkez orta sahada ben Gustavo'nun gitmeyeceği görüşündeyim. Hiçbir yere gitmez diyorum. Crespo'nun yedeği Gustavo olur. İsmail Yüksek de belki 3. yedek olarak takımda kalır. Ee, orta saha Vinicius'un yedeği Mert Hakan olur. Ee, Lincoln'un yedeği Arda Güler olur. Bu kadroda ayrıca Muhammed Gümüşkaya tandemde yer alabilir. Zayt, Pelkası falan çok düşünmüyoruz. Hani satıp para kazanmak istiyoruz. Solda dedim Rossi Buruma. Sağda İrfancan Emre Mor. Belki Valencia'da tandemde kalır. Joker oyuncu olarak. Hücumda Gabriel Barbosa, Berisha, Serdar Dursun gibi. Geri kalanların hepsini satma niyetimiz var. Gönderme niyetimiz var. Fesih niyetimiz var. Ha kaçı olur? Allah bilir. Arkadaşlar üye sayımız epey arttı. Allah razı olsun hepinize. Fakat beğeni sayılarımız azaldı. izlenme sayılarımız azaldı. Kanala iyilik yapmak istiyorsanız ne yapın biliyor musunuz? Oynatma listesini açın. iki kat hıza verin. Bırakın oynasın. Bak ben şey neydi bu lab programının adı? Ee, Revolver Taps diye bir program indirdim. Revolver Taps diye. Google Chrome'da açıyorum bunu. Ee, mesela 6 tane oynatma listesinin altısında iki kat hızda açıyorum. Sesini kısıyorum. 144p iki kat hız. Bu Revolver Taps'ı açık bırakıyorum. 10 saniyede bir 10 saniyede bir tap değiştiriyor. Kendi kendine otomatik. Sabaha kadar böyle oynatıyorum kanala mükemmel yarar dokunuyor. Benim gibi 10 kişi 15 kişi bunu yapsa ya inanın şu kanal 25 binde olur 50 binde olur. Diyeceksin ki hocam kanalın büyümesinin sana ne faydası var? Para faydası var arkadaşlar maddi faydası var manevi faydası var. Size faydası var. Allah şahidim haziran ayı içerisinde 5900 TL'lik yardım yaptık. Sizlerden gelen, sizlerin desteğiyle olan daha da yapacağız inşallah. Daha bunların <laughs> haricinde daha da güzel organizasyonlar yapacağız. Şu takım bir şampiyon olsa daha neler olacak ama birlikte koşacağız inşallah. Aha, diyeceksin ki hocam kendine ayırıyor musun? Kendime de ayırıyorum. Çok yoruluyorum ne yapayım? Ya, hanım beni döver yoksa kanalı kapattırır. Kendini ayırmazsan. Ama e, iyilikler, güzellikler paylaştıkça güzel oluyor arkadaşlar. Bakın bugün Allah hep herkesin kurbanını kabul etsin. Kayseri'de bir kurbanlar çok pahalı. Biz 6150 lira kişi başına kurban aldık. Hani Allah'a şükür öğretmen maaşımız falan yetiyor, ediyor. Çok şükür e, Rabbim kendinden başkasına muhtaç etmesin. Ama hayır işlerinde arkadaşlar. Bazen var ya geçen gün 2000, 2500 lira mı gönderdim? 2000 lira mı gönderdim? Tam hatırlamıyorum da ya 2000 ya 2500 gönderdim en son gönderdim de. İhsan Hoca mesaj attık hocam dedi. Vallahi dedi, iki tane arkadaş vardı. Elektrik faturaları ödenilmemişti. <laughs> hani sadaka kuyusunda da para kalmadıydı. Kara kara onu düşünüyordum dedi. İlaç oldu dedi. Rabbim senden de dedi kanalındaki şeylerden de razı olsun dedi. Ben hayır işlerinde İhsan hocamız var. İsa hocamız var. İkisi farklı farklı. İkisi İmam Kayseri'de devlet memurları oldukları için arkadaşlar. Bu tip işlerde ben e, aracı olurum. Derseniz hocam hani ben sana da güveniyorum ediyorum. Benim de gönderdiğim yerler bunlar. Bir savaş abimiz vardı görme engelli. Kur'an-ı Kerim okuyordu hatta videolarda var üyeler özelde. Çok şükür durumu düzeltmiştim ama ona e, kış yaklaşırken muhtemelen bir yakacak falan filan sorarız. Hocam işte devlet vermiyor mu? Şey yapmıyorum arkadaşlar biz yardımla muhtaç kişileri önce Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne iletiyoruz. Sağ olsun kanalımızda da Allah razı olsun Sosyal Yardımlaşma Derneği çalışanları, personelleri, müdürleri ya da müdürlerinin arkadaşları var. Daire mi, amirleri var. Avukatlarımız var kanalda. Şu an üyeler arasında avukatımız var. Memurlarımız var. Öğretmenlerimiz var. Daire amirlerimiz var. Emniyet mensubu. Gerçi emniyettekileri söylemeyeyim. Emniyetten yok. mitten falan kimsemiz yok. <laughs> Ondan sonra kalabalık bir aile oluyoruz. Hakikaten bak e, yani Antalya'ya gittim. Sağ olsun Serkan kardeşim. Serkan Sait gel dedi. Bizim mekanda da Sherlock diye bir mekanı var. Kafesi var. kafesinde de ağırladı. Kafe tırnak işareti sinde ağırladı. Kafes dövüşümü yaptırdı hocam sana falan. İşte, ee, başka bir Serkan abim var sağ olsun o da bir yer ayarladı. Hani öğretmen maaşına falan zor bir yerler tutmak. Bir loca ayarladı bildiğiniz deniz kenarında. Güzel şezlongda falan da süper bir gün geçirdik. Lavanta'da. <laughs> yani dostluklar buna yarıyor. Mesela kışın Serkan abiler bahadesindeki sucuk gönder. Anında hiç Tereddüt etmem yani. Dostluklarımız artıyor, kardeşliğimiz artıyor. Mesele Fenerbahçe, Galatasaray şu bu meselesi değil. Ya insan olmak. Herkesin insana ihtiyacı var. Herkesin dosta ihtiyacı var. Sırtınızı dayayacağınız bir adama ihtiyacınız var. Allah'a şükür bu kanal baya baya bulduruyor bana. İnşallah sizi tatmin ediyorumdur. Ha şunu da peşin peşin söyleyeyim. Her duyumum çıkmaz. İmkanı yok arkadaşlar. Bak benim dışımda gerçekleşiyor. Abdülkerim Bardakçı transferi. Gördünüz ha. Kimse konuşmuyorken, yani herkes Fenerbahçe'ye derken gelmeyecek dedim. Kimse konuşmuyorken dedim ki Abdülkerim Bardakçı arkadaşlar hayırlı olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Kulübüyle anlaştık, oyuncuyla görüşme tamam. Oyuncuyla biz kaç anlaştık biliyor musunuz? 11 milyon TL yıllık ücrete. Hesaplayın 600 bin mi ne yapıyor? Ha? 750 bin falan diyor. 750 bin bile yoktu. 11 milyon TL'ye anlaştık. 10-11 arasındaydı ama 11 milyon TL'ye yakın diye anlaştık. Gördünüz ha. Geçen sene Hidem Aşa Morita mıydı ya? Hangisiydi? Birinin uçak biletine kadar aldık ya. Uçak biletine kadar aldık oyuncunu ya. Ayırttık yerine ayırttık. Olmadı. Olmadı. Bruno ki. Lan her anlaştık. 3 milyon euroya anlaştık. Futbolcuyla anlaştık. Her şey tamam. Gelecek. Adam akşamına sakatlandı. Yiğit Han bizdeydi. Spartak Rotterdam'a sat şey, kiraladıydık. Aykut Kocaman oynattı. O da öyle gitti. Çocuğun futbol kariyeri bitti mesela. Yani bu durumlar böyle arkadaşlar. Varsa yanlışım hatam affola. Yani biz de insanız. Bizim de yanlışımız olabilir. Bu arada Eren Zahavi yazıyorlardı. O da Makabip Tel Aviv'e gidiyormuş herhalde. Haberiniz olsun. E, Do, Samsun Kalesi'ni uğurlu yazıyorlardı. Onunla alakamız yok. Bilginiz olsun. Yani benim bu kadar. Kaç dakika? 42 dakikadır konuşuyorum. Neyse. Konya Rail'deyiz. 42 dakikaya tamamlayayım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sizlerden beğeni rica ediyorum. İki kat hızda oynatma listesi. Reklamına tıklayabilirseniz güzel olur. Yorumlarınız da önemli alakalı yorum yazın. Kısa değil biraz uzun tutun yorumlarınızı ve olabildiğince emoji ses. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.